Agalarım, herkese selamlar. 3 Aralık 2024 Salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Maçlar güzel aga, tıkırında. Ben bu haftayı çok seviyorum. Hafta içi full Premier Ligi var. Çok güzel canlısından yürüyeceğiz. Kuponlarımız da çok güzel olacak. Şöyle sırayla başlayalım isterseniz. Agam sizden tek ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni yorum destekleri gelirse muazzam olur. Hemen onu sahne yarıp bir beğeni veya en azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Şöyle artı 800 beğeni bir görelim ya hep birlikte. Sizlerden ricam izleyenler bir dokunu verirse o beğeni butonuna başlayalım. Öncelikle bir adet maç yarışmamız var. Bundan bahsedelim. Maç skoru yarışmamız Leicester'la West Ham'ın mücadelesi var. Maç skoru olur? Sizlere sorduk. Yarının en güzel maçı, ciddi manada yarının en güzel maçı bu olacağını düşünüyorum ben değerlendirecek herkes şimdiden bol şanslar. Yorumlara yazabilirsiniz. Daha önce Galatasaray Eyüp Spor maç sormuştuk. Sanırım bir kişi gördüm. Murat Kartal isimli arkadaşımız. Başka bilen varsa Whatsapp'tan ekran görüntüsünü atabilir. Bazen spama düşüyor. Ben sanırım iki tane falan gördüm diye atılıyordum ama bilmiyorum spama düşmüş olabiliyor. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp VIP gruplarımız hakkında bilgi almak isteyenler vesaire Aga ekranda gördüğünüz numarayı yazabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında WhatsApp linki var. Tek tıkla da bana mesaj atabilirsiniz. Masih konularında yorumu yazın. Geçtim. Şöyle WhatsApp'tan bahsedeyim. Aga bir canlı seansı yapıyoruz. İnanılmaz ya. Şöyle sizlere de göstereyim. Hamburg mücadelesi vardı. Hamburg öyle başladı ki 5 dakikada 2 tane net gol pozisyonu kaçırdı. Dedim ki ben aga 2.5 üstünü alalım. 2.5 üstünü yapışalım dedim ben buna. Hatta %1 de bak altta yazmışım. Devreden ilk yarı 1.5 üstü al. Yazmışım. Sonra Hamburg'a oran gelmiş. Kero devam ettirmiş. İlk yarıdan bir gol alalım demiş. %4 kasayı da yönetiyoruz. Hamburg 3 tane kaçırdı. PSV'nin de 2.5'una girmiştik. Buradan 3'te 3 oldu aga. Hamburg ilk yarıdan gol geldi aga. 4'te 4. Fürth mücadelesine ilk deplasmanın 1.5 üstüne girdik. %3. Nürnberg mücadelesine ev bir 1.5 üst verdik. Hamburg mücadelesine de ilk yer 1.5 üst geldi. Zaten verdiğimde de 2.51 gibi orandan vermiştim ben aga. 1'de 1 de yazdım. Benim de ilk bahisim. Dedim ki yeterli mi bu oran? Ona göre devam edelim. United mücadelesi başladı. United'ın ilk yarı golünü aldık. %2. Nürnberg penaltı. Yapma işte penaltıyı kaçırdı. Penaltı tekrar. <laughs> Aga iyi misiniz? <laughs> Tekrarı da kaçırdı. Allah sıkıntısızlar yazmış Kero. Rize mücadelesinde Rize'nin ev sahibi 1.5 üstünü aldık. United geldi 5'te 5. Kero şov yapıyor. United ev sahibi 2.5 üst. Nürnberg maçında ev sahibi 1.5 üst sonunda geldi. 6'da 6. Devam Kero. Rize ev sahibi 1.5 üst. 8'de 7. United ev sahibi 2.5 üst. 9'da 8. United ev sahibi 3.5 üst alınmış. Mize'nin de ilk yarı üstü alınmış. United'e sahibi 3.5 buçuk üstü olmuş. 11'de 10. Mize mücadelesi. Mize ilk yarı bir üstü olmuş. 12'de 11. Buradan gerisi zaten akıyor devamında dalga. Günü de son kapattık. Hatta ücretsiz Telegram grubunda da iki tane canlı verdim gece. Ne verdim? Monaco ilk yarı gol atar dedim. İlk yarı gol 1.44'ten ilk yarı Monaco golü 2.23'ten. Juventus'un da bir golü 1.44'ten verdim aga. Onlar da kazandı. Bereketli olsun. Sistem bu şekilde. Başlayalım. Çok keyifli yani grubun ortamını çok seviyorum gerçekten. Arkadaşlarla yapılan muhabbet o sohbet odası gerçekten muazzam. Neyse başlayalım. Aga Barcelona'nın oran gitgide düşüyor. Ben size söyleyeyim. 1.42 oranı vardı. Bak Neyse neden 1.36'ya kadar düşmüş. Sabah 1.42'ydi aga. Yarına 1.29'a kadar falan düşebilir bu oran. Aga ben burada Barcelona'nın galibiyetini dümdüz önereceğim. Yamal bu maçta ilk 11 başlar. Abalde sanırım bir sakatlığı var. Şüpheli durumda. Yamal geçen mücadele 46'da girdi. Las Palmas'a karşı oynanan maçta. Aptal aptal puan kayıpları yapıyor. Milleti dümene getiriyor bu aptal Barcelona. Yı. Yani biz şike yapacağız diyor Aga. Öyle diyor yani ben söyleyeyim. Ya o oyunda Las Palmas kim anasını satayım. Gerçek burada Barcelona'yı yenecek kendi evinde. Yani o kadar pozisyonlar. Rapinyan'ın falan kaçırmış oldukları. Bilmiyorum Aga. Bana çok şey gelmiyor maç. Samimi gelmiyor açıkçası. Ben burada Mallorca tarafından Vedat Muriç de yok. Takımın yıldızı, golcüsü en önemli ismi net bir şekilde. Takımın abisi, kaptanı, her şeyi aga. Kaptanı bilmiyorum ama takımında en önemli parça Vedat aga. Bu maçta kart cezası olmayacak. Ben burada Barcelona'nın galibiyetini bekliyorum. He. Maç nasıl patlar sıfatlar? Şöyle bir patlama olabilir. 1-0, 2-0 ayarında biterse patlama öyle olur bu maçta yani. Üstlerden falan belki patlama olur. Ama ben doğrudan Mazfer 2'yi öneriyorum. Yüksek orandan da 1.84 orandan da handikap. Yani 2-0 bitme ihtimali var bence. Böyle bir değerlendirmede yapalım. Ipswich Town'la Crystal Palace mücadelesi. Şimdi maçın önemi nasıl? Aga gidecek de Ipswich Town burada savunma yapacak mı? Kesinlikle yapmayacak aga. Şöyle gösterelim bakın. İkisi de 9 puanla özellikle ev sahibi burada bastırmak isteyecektir. Crystal Palace arkaya geçen o toplarla birlikte Kontra ataklarla birlikte iyi pozisyon pozisyon bulabilen bir takım. O yüzden temposunun yüksek olmasını beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Bence mücadele 1-1'e bir gelir. Ondan sonra biri atarsa 2-1. Özellikle Ipsiç burada 2-1 öne geçerse maç kazanabilir. Eğer ki e, Palas burada 2-1 öne geçerse maç 2-1 veya 3-1'e doğru gidebilir. Canlıdan yürüyeceğiz yani. O yüzden benim burada ideal tercihim karşılıklı atılacak goller aga. Dediğim gibi gidip dek, savunma yapmayacaksın burada. Çıkacaksın aga öne. Kim atar? kimin kimin gücü kime yeterse burada. Öyle bir maç bekliyorum. KG var olarak değerlendirdim. Leicester'la West Ham mücadelesi. Bu maç çok güzel. Yani inanılmaz güzel. Yarın en güzel mücadelesi. Hatta tek başına bir kupon olarak maç vereceğim aga şimdi. Öncelikle Leicester'da yeni bir teknik adam geldi. Van Listerio takımın başında aga. Geçen maçta tribünden takip etti inanılmaz bir maç oynadı. Yani Brentford maçının etinden, suyundan, kemiğinden, her şeyinden faydalandık canlıda. Sanırım 5 tane falan canlı yaptık. Maçta zaten 5 gol var. Öyle düşünün. Hepsi de geldi. Şimdi Weston tarafında onlar da Arsenal maçını oynadı. Yani gol buldular aga bir an. Yani aslında pilleri çabuk bitti. Pilleri bitti derken ilk yarıdan 3-4 tane yiyince takım bir düştü. Ama sonradan güzel bir dönüş yapınca takım biraz toparlandı. Şimdi ben burada Leicester'ı bir adım önde görüyorum favori West olsa da bile. Ama savunma zaaflarından dolayı Leicester burada bence gol yiyecektir Aga. İdealim benim burada. Her iki takımın atacağı goller. West Ham'ı ben beğeniyorum Aga. Gol bulur gibi geliyor bana. Golleri aldık mı Aga KG var olarak da? Aga yüksek oranlarda ben ne diyorum? Leicester'dan bir gol bekliyoruz ya. Eğer tek başına kupon olarak oynayabilirsiniz dediğim maç var ya. Aha bu maç. 2-0-3. Ev sahibi 1.5 üst. 2-1 Leicester. 2-2'si de var Aga. Ona belirteyim ama önceliğin burada favori olmayan Leicester'ın kendi evinde hocasıyla birlikte ki iyi bir hoca aldılar bence. Parlak bir adam. Ev sahibi bir buçuk üst olma ihtimali de var aga. Bol şanslar. Basketbola geçtim. İki tane de basketbol mücadelem var. Anadolu Efes ile Bayern Münih karşılaşması. Bayern Münih ritimli bir oynayan bir takım. Mücadele muhtemelen üste gidecektir. Ama üstün Bayern çok açmışlar aga. 170 küsurlarda açmışlar. Ben burada Bayern Münih tarafındayım. Bayern Münih'in sayısına gideceğim. Nerede? 81.5 vardı. Kalkmış mı? Var duruyor. Ben Bayern Münih'in bu maçta 82 sayı atmasını bekleyeceğim. Deplasman 81.5 üst değerlendirdim. Değerlendirecekler bu yapabilir. Bayern Münih gerçekten özellikle Edwards'ın oyuna girmesi şart. Geçen maçta giremedi. 77'de kaldılar. Edwards biraz destek verirse ki sever Efes'i. Burada 82 sayı görmesini bekliyorum. Paris Basket'le Maccabi Tel Aviv. Paris Basket inanılmaz oynuyor. Aga. 8'de 8 yaptı galiba. Sen şurada bir tane kaybetmişler. Yok bu şey. Aynen Euroleague'de 8'de 8. İnanılmaz bir basketbol oynuyor. Futbol diyecektim az daha. Sayılara gittim. Sayılara gittik de neye gittik aga? İlk yarıdan 85.5 üst aldım. İlk yarıdan 86 sayı bekleyeceğim. Tempolu bir maç. Skorlu bir maç bekliyorum. Ve oyuncular ilk 11. ilk 11 diyorlar. İlk 5 oyundayken bence skor gelecektir ilk yarıdan. Alta giderse ikinci yere gider. Bence ilk yerden 86 sayı beklenebilecek bir maç olaraktan görüyorum. Toplamda 5 maçım vardı. İdealden yüksek oranını anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek her yerde bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet, Seviyorsunuz. Bay bay. Her türlü soru görüşüleri de ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından benimle iletişim kurabilirsiniz.